bölümden beri harbiden heves ediyorum biliyorsun. Gidiyorum geliyorum tırmıklıyorum ama uzun sürer. Ben de Allah'tan arıyorum ne zaman soracak diye. Şeyde gene yürüp konuşalım. Ama böyle tadını tuzunu çıkararak başından itibaren konuşalım. 7 bölüm. Bunu şundan kaynaklı konuşalım istiyorum. Evrim hep piyasada bir tür dış bilgiymiş gibi bakılıyor. Halbuki ben de yani seninle tanışmadan öncesindeki hikayede de evrim aslında bir bilgi olmanın ötesinde bir yöntemde. Bir şeyi çözümlemeyle alakalı kullanılabilecek bir yöntemle ve bu yöntemle baktığımızda hem sosyal örüntülerimizi incelemede hem kültürel işleyişimizi nasıl olduğunu fark etmede acayip de avantajlar da veriyor bize bir şeyde. O yüzden temiz bir evrimsel yöntemi konuşmuş olmak nasıl oluyor, ne yapılıyor ya başka bir yerden bakarak konuşmuş olmanın. Gene kimin söylediğini hatırlamıyorum ama biyolojide diyor evrimin ışığı olmadan hiçbir anlam yoktur yani hiçbir şey anlam ifade etmez. Ben buna bugün bilim diyorum yani. Bilimde hiçbir şey anlam ifade etmez eğer evrimine bakmazsan. Her seferinde alıntı yapıyorum ama adamın adını unutuyorum. Tamam sağlam öğreneceğim bu sefer. Şimdi bunu en başlangıcına hani mevzuya gitmek istiyorum. Çünkü bazen tuhaf bazı şeyleri hani biz çok biliyoruz ya. Artık YouTube var, Google var, her şeyi biliyoruz. Her bok dijitalde bilmem ne falan falan hikayesi. Ama bazen böyle burnunun ucundaki bir bilgiyle karşılaşıyorsun. Bir önceki programda konuştuğumuz iyilik konusu da aynı şeylerden bir tanesi. İyilik nedir? İyilik yapılana iyilik de falan gibi kendi içinde kaotik bir tanımı varmış gibi görünüyor. Hala tanımlı değil. Aynı şeyin içerisinde canlıyla alakalı da bir sorun var gibi görünüyor. Yani biz bir fiziki dünyadayız. Kayalar var, taşlar var, uzay var, gökyüzü var, yıldızlar var. Varken işte onlar var ve bir anlam ihtiva etmiyor hiçbirinin içi. Ta ki bir canlı dediğin bir şey oluşana kadar. Bu bir maddeyle, bir atomla, bir canlıya dönüşen süreç arasındaki hikaye nedir? Acık üzerine sohbet edelim mi? Yani hani bu sıkıntılı bir soru olduğunu biliyorum ama. Çok ya. yani sohbet edelim dedim o yüzden yani. Demin söylediğin şey çok güzel. Taşlara, kayalara, gezegenlere, uzaya, galaksilere bakıp anlam görmüyor dedin çoğu insan. En büyük hatayı burada başlıyoruz biz. Yani en büyük hatayı yapma başlangıcımız burası. Çünkü canlılığı maddi alemden ayrı bir şeymiş gibi algılayan kadim bir kültürel hatamız var. Sen nezaket yapıp sen yanlış yapıyorsun demedin bana. Yok bu çok kadim. Abi biz biyolojide her sene biyolojiye gelen, psikolojiye gelen, tıp fakültesine gelen öğrencide bunu ortadan kaldırmaya uğraşıyoruz ve %90 başarısız oluyoruz. Çünkü en nihayetinde inkar edilmez bir şey var. İnsan nasıl inanırsan, nasıl algılarsan algılar, canlılardan bir canlı. Yani insan cansız diyemiyorsun, insan bir canlı. Dolayısıyla insanı ayrı bir yere koyma ihtiyacı, hastalığı... Ama yok insan değil, ben tek hücreliyim. Tabii tabii, bütün canlılığa sirayet ediyor işte. Kafamızda biz de bunun bir parçası, ulan bunlar da bir cins olmalı diyoruz. Mesela maddi etkileşimler cinsinden bu canlılık denen şeyin ortaya çıkışını da gelişimini de ve insana varışını da açıklamak çoğu insanı korkutuyor. Çünkü anlamsız sanıyoruz biz bu böyle açıklanınca. Şimdi birçok mesela hani evrenin anlamını açıklayan inançlara sahip olan, dini inançları olan ya da daha böyle felsefi inançları olan kişiler ya bu inançları biz niye kullanırız? Bütün bu oluşa bir anlam vermek için değil mi? Şimdi bu anlamın içerisinde o taşların, kayaların, gezegenlerin de bir yeri var. Yani o hikayenin bir parçası bunlarda. Fakat canlılık bize çok büyülü bir şey gibi geldiği için tekrar edeyim, insanın varlığı esas sorun. İnsan kendisini çok kutsi bir yere yerleştirdiği için kendisiyle beraber canlılığı da ayrı bir şey gibi düşünüyor. Halbuki uzunca bir zamandan beri bu arada, 3000 yıldır falan biz tabiata bakan arkadaşlarımız sayesinde, işte bilginler sayesinde canlılığın maddi alemin doğal ama doğaüstü bir parçası olduğunu, yani beklenmeyen sıra dışı bir parçası olduğunu biliyoruz aslında. Bunu bugünün biyolojisi de bize çok net gösteriyor. Fakat biz bunu anlatmada başarız. Ben demin dedin ya evrim bir yöntem gibi gözüküyor. Sonuçta galiba 10 sene mi falan hiç konuyla ilgisi olmayan insanlara aynen Steve Jobs'un bizi iPhone gibi bir şeye muhtaç etmesine benzer şekilde evrime ihtiyaç duymalarını hissettirmeye adadım bu kadar süreyi. Yani çünkü evrimi anlamadığın zaman en temel varlık hikayeni kaçırmış oluyorsun. Benim bütün argümanım bu olacak. Yani bunu kaç bölüm konuşuruz bilmiyorum ama sonunda hep varmaya çalışacağım nokta
ne meslekte olursan ol, ne işle uğraşırsan ol, yaşın kaç olursa olsun, cinsiyetin, rolün ne olursa olsun, canlılığın içerisindeki yerini ve bu canlılığın bütün evrensel kozmik plandaki durumunu anlamak insanı çok farklı bir yere taşıyor. Ve bunu anlamadığın zaman da esas problem, birbirimizi yiyoruz. O yüzden bir kere bu konu sadece teknik, bilimsel, felsefi bilmem ne bir konu değil. Sadece bilim din tartışmasının bir konusu değil. İnsan olmanın ve insan kalmanın günümüzde özellikle bu gelişmiş biyoloji çağında çok önemli bir parçası. Belki hani şöyle teknik değil, bilimsel değil tek başına ama felsefi belki. Felsefi. Felsefi evet. Olarak çok önemli. Evet. Aşılması gereken bir engel var. O da ne kadar bu konuda bagajın varsa önce bir bırakacaksın. Bak ben bunun sıkıntısını çok çekmiş bir adam. Ben bütün biyolojiyi kültürel bagajlarla okuduğum için doğru düzgün bir alt anlamadım aldığım derslerden. Tekniğini iyi öğrendim, dersleri verdim ama felsefesini anlamadım. Mezun olduktan sonra abi dedim bir dakika ya bırak şunları bir. Tekrar sıfırdan dönüp baktığımda tokat yemiş gibi oldum. Çünkü hakikaten önümde işte Avatar filmi oynuyor ve ben gözlerimi kapatıyorum. Anladın mı? Öyle bir hisse bürünüyorsun. Bütün mevzu o. Sorduğun soru işin genellikle başlangıç kısmı ama o soruda bir sorun var. Soruyu sormak için mi yanlış? Hayır. Sorunun içeride yani hedef gösterdiği şeyde bir problem var. O da şu. Cansız dünya bildiğimiz kadarıyla 4,5 milyar yıl önce işte bir şekilde kayalar, büyük bir kaya şeklinde teşekkül ediyor. Şu ya da bu şekilde. Yaklaşık 1 milyar yılı aşkın bir süre boyunca üzerinde canlılığa dair herhangi bir şey göremiyoruz. 1 milyar yıl sonra yani günümüzden 3,5 milyar yıl kadar önce canlılık dediğim şeyin ilk kanıtları gözüküyor. Şimdi biz bugün canlının ne olduğunu tarif edememiş durumdayız. Bilmiyoruz ne olduğunu. Yani ben fizyoloji uzmanıyım. Esas işim canlının mantığını anlamak. Ben de bilmiyorum. Canlılığı laboratuvarda yapamıyoruz bu yüzden. Üretemiyoruz. Dikkat, elimizde bir sürü örneği var. Hazır yapılmışı var. Bakıp kopya çekeceğiz onu da yapamıyoruz. Yani işte DNA'larını sentezliyoruz, moleküllerin hepsini git şimdi eczaneden hatta bakkaldan alırsın. Hepsi var yani. Ama tutup da onları bir canlı yapımda kullanamazsın. Pişirmeyi biliyoruz. Aynen. Şimdi sıkıntı şu, ne olduğunu bilmediğin bir şeyin, yani maddi parçalarını bildiğin halde yapamadığın bir şeyin nasıl ortaya çıktığı aslında biyolojinin konusu değildir. Şimdi öncelikle bunun altını çizmek isterim. Biyoloji neyle ilgilenir? Canlı ortaya çıktıktan sonra canlı sürdüren kurallar. Nasıl ki büyük patlama ve öncesi fiziği ilgilendirmiyorsa, büyük patlamanın hemen bir an sonrasında fizik başlar çünkü. Ondan öncesine ilahiyatçılarla fizikçiler eşit yorum yapabilirler. Yani aralarında bir fark yoktur. Biyoloji açısından da biyoloji bilimi canlının oluşmasından sonra başlayan bir şey. O zaman bu hikayeyi cansızdan canlıya dönüşümden sonrasında evrim başlar diye de tarif etmemiz gerekiyor. Aynen öyle. Şimdi canlının başlanması ayrı bir sorundur. Canlılığın nasıl çeşitlendiği ve bugüne geldiği o ayrı bir sorundur. Bu sorunun ikinci kısmı bayağı çözülmüş vaziyette. Yani sadece Darwin'den beri değil, ta işte ondan 2000 sene, 1500 sene önceden beri baya baya çözümlenmiş vaziyette. Darwin de bunu gayet güzel bilimsel olarak formüle etmiş bir adamdır. Adına biyolojik evrim ya da evrimsel biyoloji dediğimiz dal bunu gayet güzel anlatır. Bilgi açığımız çoktur, eksiğimiz çoktur. Fakat öğrendikçe adamın doğru bir şey gördüğünü öğreniyoruz. Canlının nasıl ortaya çıktığı sorusunu ise kim cevaplayacak biliyor musun? 1960'lardan sonra bilim alanında işte bir kaos teorisi falan gibi gelişmeler oldu. Ben onları da anlatmayı çok seviyorum. O alanda çalışan insanların dünyada var olan bütün bilimsel disiplinlere ait farklı kişiler olduğunu görüyorsun. Yani her bilgi alanının bu konuyla bir ilgisi var ve biz eğer canlının nasıl ortaya çıktığını anlayacaksak, kimyacısından işte astronomuna, biyoloğundan fizikçisine, herkesin sadece pozitif bilimler de değil, yani fen bilimleri de değil, sosyal bilimler dahil, felsefe dair birçok kafanın bir araya gelip düşünülmemişi düşünmesi gerekiyor. Çünkü şimdiye kadar düşündüklerimiz işe yaramadı. Bu arada şeye çok yaklaştılar. Yani ilkin dünyanın şartlarını bilemiyoruz tam olarak o canlının çıktığı zaman ama o zamanki şartların farklı olasılıklarını deneyerek ya da bilgisayarda modelleyerek yaptıkları simülasyonlarda veya düşünce egzersizlerinde muhtemelen canlılığın şu anda en kuvvetli aday olarak okyanus ya da denizlerin tabanında bulunan ve o sıcak gazların işte dışarı çıktığı su altı gayzerleri diyebileceğimiz noktalarda özel kolloid çamurlaşma bölgeleri var. Bugün oralarda canlı olmamasına rağmen canlılığa benzer bazı büyük moleküllerin oluştuğunu görüyoruz. Bu konuda oradan çıkıyor. Orada muhtemelen dünya tarihinde bir iki kere birkaç kere olmuş
enteresan bir kombinasyonlar dizisi sayesinde olduğunu düşünüyorlar. Ve canlılığın, temel derdimiz şu, cansız maddeden canlılık çıktı mı çıkmadı mı herkes bunu tartışıyor. Ben burada altını tekrar çizdim çünkü konu oraya gidecek. İnançlı bir insan olarak, ya bunların hepsini birinin yarattığını düşünerek diyorum ki cansız dünya, cansız madde canlılığı ortaya çıkarma potansiyeli taşıyan bir yapıdadır. Ve uygun şartlar çok nadiren bir araya gelir ama geldiği zaman da canlılık bırak ortaya çıkabiliri kaçınılmazdır. Yani o canlılık ortaya çıkmak zorundadır. Bununla ilgilenen bir şey var mı? Yani bir branş, bir bilim. Yani işte CERN kütle çarpışması ile ilgili bir şeyle ilgili. Bununla ilgili hiç böyle çalışan bir ekip var mı? Yani maalesef canlılık. Biyoloji bununla ağırlıklı olarak ilgili ama dediğim gibi bu konu biyolojiyi aşan bir konu. Yani bu konunun birçok disiplinin bir araya gelerek yapılması lazım. Mesela Amerika'daki Santa Fe Enstitüsü gibi böyle çok disiplinli ve karmaşık sistemler üzerine çalışan gruplar zaten en büyük dert olarak bunu çalışıyorlar. Son geçen sene ya da evvelki sene mesela Nick Lane diye bir adamın Yaşam Neden Var diye bir kitabı çıktı. O kitap çok etkileyici bu konuda. Bu tip çalışmaları bir araya topluyor ve işte o bacalardan, o şeyler, çamurlardan neler olabileceğine dair okuyan çoğu kişinin içine bayacak kadar detaylı bayağı bir şeyler anlatıyor. Ama sözün özü, yani bizi burada izleyenler için bilmiyoruz ve bundan çok mutluyuz. Bilmiyoruz. Ya, bu tabii fikir kelimesiyle de, yaratıcı fikir kelimesiyle de alakalı aynı şeyi kullanırım. Özellikle yaratıcılık kelimesi olduğunda. Hani birbiriyle şimdiye kadar birleşmemiş üç şeyi birleştirir ve o birleştirdiği şey muhteşem bir yeni bir şey, yaratıcı bir şey çıkartır ortaya. Hepimizin hayatı birden değişir. Hani bu böyle birden yaratıcılıkla ilgili o yüzden onu kullanır. Melekler getirir, Tanrı ile ilişkisi olur zihnimizde. Şimdi canlı ile cansız arasındaki bağda da hani bu muhtemelen bunu bulduğumuzda çok şaşırıyor olacağız. Ha meğer o derecede, o ısıda, o kimyada, o radyasyonda mecburen işte, oluyormuş. Mecburen oluyor. Bunu yapınca aynen. Tekrar oluyor deyince hani insanın biraz demoralize olacak ama şimdi beklentimiz şey büyük havai fişekleri. Şimdi bak mesela rastlantısal olarak canlının ortaya çıkmasına dair özellikle evrim karşıtı yazar ve kitaplarda bazı hesaplar vardır. İşte 10 üzeri 126'da 1 falan ihtimalle bilmem ne protein molekülü oluşuyor, şu oluşuyor, bu oluşuyor. Ana argüman nedir orada? Olasılık o kadar düşüktür ki mümkün değildir. Mustafa Can'ın oluşma ihtimalinin kaç olduğunu biliyor musun? Yani senin bu dünyada var olma ihtimalin, ana babanın tanışması, onların ana babasının tanışması, işte bütün aklına gelebilecek bütün kozmik koşulların hepsinin bir araya gelip de Mustafa Can diye bir adamı var etmesi ihtimali 10 üzeri 40 trilyonda birdir. Yani fiziksel olarak sıfırdır. Şimdi Mustafa Can varsa canlılık da olur. Anlatabiliyor muyum? Eğer ihtimal hesabından konuşuyorsak. Burada temel bir sıkıntı var. Temel sıkıntı da şu. Yani can olur, canan olur. Hepsi olur. Şimdi bak, böyle bir garip dilemma var ya insanların kafasında. Ya bir mühendis bunu tasarlayacak ya da kendi kendine olacak. Yani kendi kendinin de günlük hayattaki sözü rastgele. Yani rastlantısal olarak olacak. Şimdi İkisinin arasında bir bölge var. İnsanlar burayı ısrarla bilmemekte ısrar ediyorlar. Biliyorlar aslında. Herkes bunu anlatıyor. Rastgelelik dediğimiz şey nedensel ilişkilerini bilmediğimiz oluşlara verdiğimiz bir isimdir. Biz henüz ilişkileri keşfetmediğimiz için niye olduğunu bilmediğimiz için ona rastlantısal deriz. Tabiattaki bütün olasılıklar eğer bir hani yüce zihne, yaratıcıya falan inanıyorsanız zaten onun da onun tarafından yaratılmıştır. Dolayısıyla olasılıkları bilmemek, efendim şans eseri deneyim bakayım. O senin bilmediğin bir şey. Bir yaratıcı varsa yaratıcı biliyor ve olasılıkları biliyor, organize aynen ediyor zaten. Ve dolayısıyla eğer bir yaratıcı konsepti üzerinden tartışılıyorsa bu iş, yani ya yaratılacak ya kendi kendine olacak ikileminde tartışılıyorsa bu temel mantıksızlığı bizim bir aşmamız gerekiyor. Yani rastgelelik denen şey Tanrı'nın olduğu bir evrende olamaz. Bak bunu altını çizmek istiyorum. Rastgelelik dediğin şey Tanrı'nın söz konusu olduğu bir evrende mevcut olamaz. Bizim yöntemini bilmediğimiz koşullara verdiğimiz bilinmezlik tanımı mı oluyor? İnsani bir tanımdır rastgelelik. Ve her şeyi ama her şeyi derken atom altı parçacıkların kuantum osilasyonlarını, titreşimlerini dahi birinin yarattığını düşünüyorsan ki herhalde bir tanrıya inanan birisi buna itiraz etmeyecektir. Yani burada ne varsa o yaratıyordur. O zaman kendi başına, kafasına göre rastgele diye bir şeyin olamayacağını hemen zaten fark edersin. Dolayısıyla ister adına bilimde rastgelelik de, istersen musluk çontası da hiç fark etmez. Bir şekilde bu maddi alemden canlılık ortaya çıkmış demektir.
Bu konuyu neden böyle altını sürekli deşiyorum? Kafadaki en önemli blokaj burada. Yani birçok insanın evrimi anlayamama, anlamak istememe noktasındaki blokajı ne yani bunlar rastgele mi oldu? E niye olmasın diyorsun? Rastgele olmaz. Allah yaptı. Şimdi bak ikilemi görüyor musun? Ya Allah var ya rastgelelik var. Ya da Allah var ama bir de rastgelelik var. Şimdi ya Allah ya rastgelelik daha doğru ama Allah var ama rastgelelik var yok. Rastgelelik yapmamıştır Allah yapmış. Yani inandığın Tanrı'nın tanımıyla rastgeleliğin tanımını bilmeyince böyle ortaya karmaşık bir çorba çıkıyor. Daha basit ifade edeyim. Bu evrende adına rastlantı dediğimiz şey bizim bilgi alanımızla ilgili bir durumdur. İnanıp inanmamanıza göre değişmekle beraber eğer inanıyorsanız bunların bir plan olduğuna burada rastgelelik yoktur. İnanmıyorsanız zaten her şey rastgeledir. Arıza yapmaya gerek yok. Süper bir rastgelelik ki bu yani her şey tıkırında gidiyor. Enteresan. Bu ikisi eşit oranda geçerli tercihlerdir. Yani hiçbirinin öbürüne üstünlüğü yoktur bu arada. İnanan da inanmayan da bir tercih yapmıştır. Allah mübarek etsin diyorum. İnsan merkezli düşünecek olsak, yani hani böyle bir varsayım koyuyor olsak, bu canlının olması için gerekli olasılıklarının tümü ancak bir evrenle mümkün olur desek, bu planlı ya da rastgeleliğin ikisinin birlikte olduğu bir bakış açısı olabilir belki. Olamıyor, şöyle olamıyor, şundan dolayı olamıyor. Bir canlının oluşma ihtimali, tekrar söyleyeyim, bilimsel anlamda zannettiğimiz ya da güncel dilde bildiğimiz rastgelelik, o istatistikteki rastlantısallık yazı tura hesapları var ya, o cinsten bir rastgelelikten bahsediyorsak, bu evren değil, bu evrendeki parçacık sayısı kadar evren olsa yetmiyor. Canlılığı rastlantısal denemelerle oluşturmak için. Çünkü canlılık ihtimali çok düşük bir şey. Var olma ihtimali neredeyse yok olan bir şey. Fakat eğer evrenin yapısı içinde içkin bir şeyse canlılık ve belli koşullar oluşunca mecburen çıkıyorsa, hem işte 100 trilyon yıldız bulunan şu Samanyolu galaksisinde onlarca, yüzlerce, binlerce, hem de trilyonlarca gördüğümüz bu gökada içerisindeki katrilyonlarca yıldızda trilyonlarca katrilyonlarca farklı canlılıklar olması da mümkün. Yani bizim gibi değildir belki ama... Henüz başka canlılıklara rastlamamış olmanın yapısıyla söyledim. Yani bu büyüklük buradaki olasılığın organizasyonu için gerekli bir büyüklüktür belki. Yetmiyor abi. Yani gözlemleyebildiğimiz evren ve hesapladığımız evren bu dünyadaki canlı bile ortaya çıkarmaya yetmiyor. Yani canlılık o kadar... Olasılık olarak yetmiyor. Olasılık olarak yetmiyor. Ama sıkıntı burada yapılan olasılık hesabının doğasının sakat olması. Yani kör olasılık diye bir şey olmuyor. Dünyada bir kere şunu düşün, Big Bang'de fizik başlıyor dedik. Big Bang'den birkaç mikrosaniye sonra evrende olacak her şeyin kuralı belirlenmiştir. Bitti çünkü fizik ortaya çıktı. Hmm. Yani en azından hani materyal bir açıdan düşünüyorsan, pozitivist bakıyorsan, o anda bütün maddenin kuralları konmuştur. Ve onların çarpışması, dalgası, salınımı neyse ne yapıyorsa onlar, işte hidrojen, helyum oluşurken falan filan, bugün olacakların kuralları bellidir. Dolayısıyla kuralsız kafasına göre rastgele takılan bir şey bulamazsın. Böyle baktığında bu evreni geri sarıp tekrar patlatıp bir daha büyütürsen muhtemelen, yani bu mantıkla baktığında bu canlılık yine bir şekilde ortaya çıkıyor. Er ya da geç. Yani bu sistem bir gün kendi kendine canlılık diye bir şey üretecek. Buna istinaden söyledim. Aslında hani bu evren... henüz evrende başka bir canlıya rastlamamış olmaktan kaynaklı. Yani canlı diye bir organizmanın organize olabilmesi için bu büyüklükteki bir evrene belki de ihtiyaç vardı. Hani tabii ki muhtemelen. Bu zengin olasılık denemesi bu sonucu verebiliyordu. Hani bazen şeyi söylüyoruz ya, yani hani bu evren sadece bizim için var olmuş olabilir. Yani tersi ve böyle bakışların olma hikayesi. Mesela bak çok doğru bir yer aslında baktığın yer. O da şu ki uzaya bir bakıyorsun. Abi diyorsun yani birçok mesela inançlı insan da bunu düşünüyor muhtemelen. Ben düşünüyorum mesela. Ya bu kadar masrafa ne gerek var diyorsun. Yani. Ha yani işte tonla belki de bu o rastgele dediğin olasılıkların oluşu, yani o kadar çok olasılığın oluşması ancak belki de bu canlıyı, bu dünyayı ve seni ve beni yaratıyor. Ya da işte her yani yaşayan... Ya düşünsene gibi. 1 milyar sene canlılık olmayan bir gezegen var. Taş gibi bir şey. Sonra 1 milyar sene pat diye canlılık çıktı. Olur mu pat diye? O 1 milyar sene bir say bakayım, 1 milyar ne demek? 1 milyar sene yani ne oldu abi bu sırada? Neler oluyor içeride? Ya bu arada hikayeler korkunç. Azıcık bu konuyu çocukça bir taraftan sormak isteyeceğim. Yani ilk canlı, ilk hücre varsayalım. Onun adı Hüseyin olsun şimdilik. Hüseyin bu arada Arapça güzel demek. yani yerli yerine oturmuş bence. Yani hani Hüseyin oluşmadan önce, yani ilk hücre oluşmadan öncesinde
Yani evren var, var olduğunu biliyoruz. Bir milyar boyunca, bir yıl boyunca dünya da var bu arada. Yani hadi boş ver evreni ki dünyadan önceki bir evren de var. Evrenin yaşı kaç hatırlamıyorum, bilmiyorum bir şeyde. 13.8 milyar yıl. Yıl. Evrenin yaşı. Evet. Big Bang'den buraya 13.8, 13.9 milyar yıl geçmiş. Ve yani hani evrenin varlığı hiç canlı olmadığı için tanımlı değil. Yani aslında üzerine hiçbir anlam koyamadığın için orada aslında hiçbir kural yok. Ne bileyim hiç. Tanımlı hiçbir şey yok çünkü tanımı koyabilecek bir canlı yok. Bu arada bilinç gelene kadar yok ki, canlı olsa da ne olacak? Bakteri anlam vermiyor ki evrene. Yani bir bilinçli varlık. Yine de hani bir bakteri de olsa oluşa gelen koşullarda memnun ya da çok ilkel seviyede bir bilinçle, çok çok ilkel. Ha, bir tabii, milyar, bir tabii. Sıfır kodunda da olsa bir anlam veriyor aslında. Ha, bu, hani bu, Big Bang oldu diye anlam vermiyor ama buradan memnunum değilim diye anlam veriyor. Bu tatlı mesela. Bu değil, bunu yiyebilirim, bunu yiyemem gibi. Gibi evet. Bir anlam veriyor ama ondan öncesinde atom var. Atom neyin anlamını verecek işte? Ama düşünsene bir gezegen böyle ya da bir kaya parçası bir yerlerde böyle efendim takılırken çekim kuvvetlerinin dengeyi bulduğu bir yere oturuyor ve diyor ki ha burası güzel, ben bu yörüngede döneyim. Bakterinin yaptığı da bundan çok farklı bir şey değil. Yani o da bir kararda duruyor, o da bir ölçüye oturuyor. Bu ikisi benzeştirilebilir mi? Burada yani bakteri bunu sevdiği için buraya ve sevmediği için buraya gidebilmeyle ilgili bir iradi davranışı var. İradi değil işte. Hiç değil. O zaman özgür irade yok şimdi. Tabii onu zaten en son insana gelince konuşuruz ama özgür irade bir şey de yoksa bize de yok. Hiç yok. Ya özgür irade eder. Hiçbir kanıtımız yok. Bir kere Hüseyin'in bütün iradesini değiştirebiliyoruz biz. Ya bugünkü bakterilerin falan filan. Şurada bir kimyasal madde var. Hayvanın bütün şeyi yani metabolizması otomatik onu oraya döndürüyor. O güzelmiş diye gitmiyor. Orada o malzeme onu çekiyor aslında, çağırıyor. Dolayısıyla bu sistem içerisinde o canlılığın var olmasıyla o işte taşların, kayaların, gezegenlerin var olması ya da şekillenme pratikleri, mantıkları hep aynı. Orada bir seçenek bütün yok mu ya? Yani hani Hüseyin diye sembolize ettik de şimdi çok karikatürize etmek adına söylemiyorum. Gerçek bir soru olarak soruyorum. Yani Hüseyin'in bir gerekçeden kaynaklı %99'u buna karşı gidiyor da %1'i de gitmiyor dair hiçbir yok özgür irade. Özgür irade yok. Noise var. Bak bir soruyorum da işte Ozan'la bir video çekmiştik. O karıncaların ilerlemesine dair bir soru gelmişti orada da. Şimdi bütün karıncalar böyle düz hat üzerinde ilerliyor ya yeme yuvaya gidip gelirken. Bazıları salak salak geziyor etrafta. Şimdi o gezenler özgür irade kullanmıyorlar. Sadece onların programı diğer karıncalar gibi kendilerinden önce geçen karıncaların kokularını takip etmeye çok iyi ayarlanmamış. Bu koku sisteminin zayıflık ne sağlıyor? Hayvan dışarılarda gezerken yeni yem keşfediyor mesela. Bu noise ya da gürültü dediğimiz şey biyolojik alemde çeşitliliği ve dallanmayı arttırıcı, imkanları bulmayı kolaylaştırıcı bir şey. Canlılar aleminde bu şey çok daha fazla, işte bu parazit gürültü dediğimiz şey çok daha fazla ve canlılar anormal, o yüzden çeşitlilik üretiyorlar. Hem davranışta hem nesiller boyunca çok fazla çeşitlilik üretiyorlar. Bak biraz önce koca evren dedik ya, bu kadar yıldızlar, galaksiler. Dünyadaki canlılıkta da aynı şey olmuş. 3,5 milyar yıl boyunca yapılan hesaplamalara göre, yani şu anda 10 milyon civarında canlıyla yaşıyoruz. Bu canlılar şimdiye kadar gelmiş geçmişlerin %1'inden daha azı. Biyoloji de aynı şeyi yapıyor. Manyak gibi çeşitlilik üretiyor. İşe yarayanlar, hayatta kalabilenler, uyum sağlayabilenler, o şartlarda yaşayabilenler soylarını devam ettiriyor. Öbür çeşitler niye? Onlar hayatta kalsın diye. O çeşit, bu çeşit, bu çeşit deneme yanılma yoluyla hepsi salınıyor. Denemeden geçenler geçiyor, devam ediyor. Geçemeyenler siliniyor. Evrende de aynı şey. Dünya gibi belki trilyon tane kaya vardı. Ama bir tanesi uygun yörüngeye oturdu. Bir tanesi uygun çekim kuvvetine sahip oldu. Bir tanesine sağlam asteroid çarptı. İşte fırlayan parça ayı yaptı bir tane. Sadece bir tanesinde yine işte bulutlar oluştu, yağmurlar. Yani bütün bu koşullar bu belki milyonlarca farklı farklı şeyde de oldu. Ama hepsi birlikte tek bir yerde oldu. En azından yakınlarda. Dolayısıyla adına dünya dediğim şey öyle ortaya çıkıyor. İşte bugün adına insan dediğimiz şey, adına Mustafa Can dediğimiz şey 3,5 milyar yıllık mesela bir canlılık hikayesi ama 13,8 milyar yıllık bir evren hikayesinin sonucunda ortaya çıkıyor. İlk biyolojide Ali Demirsoy derse girdiği zaman bize bir laf etmişti. Dedim abi yani megalomanyaklığında bu kadar olur. Dedi ki ben dedi size milyarlarca yıllık bir hikaye anlatacağım evrim dersi. Milyarlarca yıllık bir hikaye anlatacağız dedi. Dedi gerçi siz anlamayacaksınız ama olsun dedi, ben gene de anlatacağım. Bütün dedi o hikayenin amacını unutmayın. Ali Demirsoy size bu dersi anlatsın diye oldu onların hepsi falan. Dedim lan ne diyor bu adam? Şimdi öğrenci kafanda tabii o da şok edici bir şey söylüyor ve gerçekten o şoku yıllar sonra biz doğru anlamıyla anladık. Gerçekten burada söylediğimiz her şey onun sonucu. Yapıp ettiğimiz her şey onun sonucu. Ve işte bunu anladığımız zaman bunların nasıl olduğunu daha iyi anlıyoruz. Bütün mesele o. Burada benim
şey biliyorsun, yani bütün misyonum insanların kendilerine nöroevrimsel bir bakış açısıyla bakabilme becerisi kazanması. İnsan fabrika ayarları dediğin şey evet. Aslında bu. Tam olarak bu. Nöroevrimsel bakış açısıyla bir bak. Beğenmezsen bir daha bakma ama bir bak. O zaman göreceksin. Yani bir sürü arızanın sebebini burada göreceksin. Çözümünün de orada olduğunu göreceksin. Yani sadece arızanın kendisini çözüm de görebiliyorsun. O yüzden ben de Mustafa Can bu konuyu ne zaman açacak diye böyle sürekli ağzın içine bakıyordum yani. Ama zor konu.